Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, güneş akrep burcunda ilerliyor. Sizin dördüncü evinizi aydınlatıyor. Ve bu hafta sonunda yine akrep burcunda güçlü bir yeni ay olacak. Yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanan fazla. Hafta başından itibaren ay aslan, başak, terazi ve akrep burçlarında ilerleyecek. Hafta başından itibaren biraz kendinizle, bedensel sağlığınız, sağlığınızla biraz belki dış görünümünüzle ilgilenebilirsiniz. Bazı harcamalarınız, masraflarınız olabilir. Biraz böyle ticari konularda da hafta ortasında daha hızlı hareketlerin olması hayatınızda mümkün görünüyor. Bu hafta Merkür Akrep Burcu'nda ilerlemeye başlıyor 11 Kasım'dan itibaren bir aralığa kadar. Ve bu dönemde özellikle özel hayatınız, Hani daha çok evinizle, yuvanızla, ailenizle ya da ebeveynlerinizle ilgili konular varsa onları daha fazla düşünüp planlamaya başlayacağınız bir dönem. Hani ince hesaplar olabilir, planlamalar olabilir. Belki geçtiğimiz ay yapmak isteyip de yapamadığınız konuları şimdi tekrar ele alma ve bunları organize etme fırsatı bulabilirsiniz. Ve aile içi ilişkilerin, iletişimlerin, özellikle ailedeki gençlerle, kardeşlerle, kuzenlerle, yeğenlerle olan diyalogların biraz daha fazla öne çıkacağı bir haftadasınız. Ve bu hafta sonu 14 Kasım'da Mars Koç burcunda retrosunu tamamlayıp ileri harekete dönecek. Biliyorsunuz 10 Eylül'den bu yana Mars retrosu kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da biraz sıkıntılıydı. Ee, ve Mars artık ilerleyecek. Sevgili Aslanlar, O 6 Ocağa kadar günlük hayatınızdaki işlerinizi daha rahat ele alabilir, hızlı sonuçlar alabilirsiniz bu dönemde. Biraz meşguliyetleriniz öne çıkıyor. İş konularındaki mücadeleler, özellikle mesleki alandaki enerjilerin enerji harcamanız artacak. Çalışmalar artacak ama bunlar geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi belki daha hızlı ilerleyecek. Geçtiğimiz haftalarda bazı engellerle karşılaştınız ya da kendinizi ifade etmekte zorlandınız. Bazen sağlık konularında fiziksel anlamda enerjiniz düşük oldu. Şimdi bunları toparlanması ve daha rahat hani günlük hayatınızdaki, iş hayatınızdaki meşguliyetlerle ilgilenmeniz e, mümkün görünüyor. Bu hafta sonu 23 e, derece Akrep Burcu'nda bir yeni ay doğacak 15 Kasım'da. Evet e, Akrep yeni ayı, yeni olasılıkları hayatımıza taşıyor. Ve bu yeni olasılıklar özellikle belki e, düşündüğümüz, planladığımız ama bir türlü hayata geçiremediğimiz özellikle ev konularıyla ilgili, yuva konularıyla ilgili olabilir. Ebeveynlerle ilgili konular da var. Şimdi bunları daha rahat ele alabilir, hızlı sonuçlar alabiliriz. Taşınma olabilir, emlak alma, satma, kiralama gibi konular olabilir ya da ailenizin, e, genel olarak onlarla kurduğumuz ilişkiler veya onların hayatlarında yapmak istediğiniz bazı düzenlemeler olabilir. Bunlarla bağlantılı konu ve temaların daha rahat ele alınıp daha somut bazı sonuçlara dönüşebileceği verimli bir yeni ay doğacak 15 Kasım'da sevgili aslanlar değerlendirmeye çalışalım sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın